İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Başkanlığı'nın konuşması. Bernard Kuşner, Bakü'nün COP29'a ev sahipliği yapmaya devam etmesi durumunda Birleşmiş Milletler vicdanına karşı gelebilir. 508 yıllık tarihe sahip Subsarkis Ermeni Kilisesi restore edilecek. Armenosite değindiği için ceza alan Türk Radyosu adalet istiyor. İran Ermeni Kiliseleri kitabının Farsça İngilizce versiyonu yayımlandı. Dikran Agert, Ermeni Hafızası Tehdit Altında adlı makale. Avrupa Şampiyonası'nda Ermeni boksörlerin ödül töreninde Bakü temsilcileri sportmenine aykırı davrandı. Batı Ermenistan hükümet sözcüsü Armenuhi Sahakyan'ın basın açıklaması 28 Haziran'da gerçekleşti. Basın sözcüsü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmalarına atıfta bulunarak, sefer antlaşmasının onaylanmasının 8. yıl dönümüne ilişkin pasajlara değindi. Hükümet sözcüsü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Sefer antlaşmasının onaylanmasının Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından uluslararası platformlarda tanınması ve duyulması için yıllar süren çalışma ve çaba gerekiyordu. Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devleti'nin ve Ulusal Konsey'in kuruluşunun temelini atan Armenak Abrahamyan'ı tebrik etti. Bu sayede Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bugün dünyanın farklı ülkelerinde büyük elçileri ve konsolosları bulunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bir devlet olarak Artsah'ın kurtuluşuyla başladı. O zaferin ruhunu benimsemiştir ve bu devlet o ruhla yönlendirilmektedir. Daha sonra sözcü Armenak Abrahamyan'ın konuşmasını sundu ve bu konuşmada şu ifadeler yer aldı. Batı Ermenistan parlamentosunu kurduk, yeniden kurulan Batı Ermenistan devletinin ilk devlet başkanını seçtik. Ardından ayrıca ulusal anayasayı da oluşturduk. Bu adımların sonucunda Batı Ermenistan bir devlet olarak kurulmuş, ulusal konseyin oluşturulmasıyla da Batı Ermenistan cumhuriyetinin restorasyonunun temelleri atılmıştır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı kendi konuşmasında bunun boğus Nubar'ın ideolojisinin ve politikasının devamı olduğunu belirtmek önemlidir dedi. Bakü'nün COP29'a ev sahipliği yapmaya devam etmesi halinde Birleşmiş Milletler ve Demokratik Ülkeler kolektif olarak kendi vicdanlarına karşı gelmesi anlamını taşıyabilir. Bu düşünce Fransa'nın Eski Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bernard Kushner tarafından Le Monde dergisinde dile getirildi. Kushner yaptığı açıklamada uluslararası hukuktan sapan, hidrokarbonlara büyük ölçüde bağımlı olan, insan haklarını ihlal eden 23 Ermeni hiçbir geçerli gerekçe olmaksızın alıkoymaya devam eden bir ülkede uluslararası toplum böylesine önemli bir etkinliğin düzenlenmesini nasıl haklı gösterebilir? Arçakta 120 bin Ermeniye yönelik etnik temizliğin üzerinden bir yıldan az bir süre geçti ve Bakü, Kup 29 gibi prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapma onurunu şimdiden aldı. Bu seçim hem insani hem de çevresel sorunları gündeme getiriyor dedi. Ona göre Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi sanki son aylarda yaşanan olaylar aslında yaşanmamış gibi davranıyor ve böylece Bakü'ye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etme konusunda serbestlik sağlıyor. Bakü'nün 19 Eylül 2023'te bölgenin tam kontrolünü ele geçirmek ve gerçek bir etnik temizlik yapma amacıyla askeri saldırı başlattığı vurgulanıyor. Bununla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelenin insan haklarına saygıdan ayrılmayacağını tekrarlamak gerekiyor diye vurguladı. Ermeni haber tarafından bildirildiğine göre Batı Ermenistan'ın doğusunda bulunan Dikrana Gert, Diyarbakır ilinin Sur ilçesine bağlı Ali Paşa semtinde bulunan Sub Sarkis Ermeni Kilisesi restore edilecek. İstanbul Ermeni Patrikhanesi 508 yıllık kilisenin restorasyon çalışmalarına başladı. Bu amaçla Kültür Bakanlığı yapılan hesaplamalara göre restorasyon için 2 milyon dolara daha ihtiyaç duyulmasına rağmen sadece 5 milyon lira ayırdı. Kilisenin Osmanlı İmparatorluğu döneminde meslek okulu olarak kullanıldığını da belirtmek gerekiyor. Kilise 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırım Ermenosidi'nin ardından dini veya başka amaçlarla kullanılmamış ve şu anda harabe durumda. Ermenilere yönelik soykırım Armenoside değindiği için ceza kesilen Türk Açık Radyo dinleyicilere seslendi. Radyo istasyonu yaptığı açıklamada basın özgürlüğünü savunduğunuzda nefret söylemi suçlamaları duymanın son derece tuhaf olduğunu söyledi. Fransız Ermeni gazetesi Nouvelle Darmeni, radyo istasyonunun internet sitesinde yayınlanan açıklamadan alıntılar yayınladı. 24 Nisan 2024'teki radyonun programlarından birinin konuğu soykırımı Armenosidi anlattı. O kişi özellikle 109 yıl önce Ermeni yani Osmanlı topraklarında sürgün ve toplu katliamların yaşandığını ve bu cinayetlere soykırım denildiğini belirtti radyo istasyonu onun sözlerini yalanlamayı reddetti ve ardından 22 Mayıs'ta kendisine para cezası uyguladılar ve yayın 5 gün süreyle kapatıldı. Türkiye Televizyon ve Radyo Üst Kurulu Rütük bu kararı etnik bölünmeyi kışkırtma ibaresini tercih ederek aldı. Rütük bir yıl içinde ikinci bir ihlal olması durumunda yayının 10 gün süreyle kapatılacağı, Üçüncüsünde ise radyonun lisansının elinden alınacağı uyarısında bulundu. Açık Radyo bu karara itiraz etti ancak mahkeme şimdilik kararı yürürlükte bıraktı. Açık Radyo yaptığı açıklamada şu anda ayrımcılıkla suçlanıyor olmamız talihsiz bir durum deniliyor. Arminosit gerici faşist TC rejiminin üstünü sıvayamayacağı kadar bir gerçekliktir. Mimar Şirli Avetya'nın İran Ermeni Kiliseleri kitabının Farsça İngilizce versiyonu yayımlandı. Kitabın Farsça İngilizce versiyonunun tanıtımı Tahran'daki Ermeni Kulübü'nde gerçekleştirilmiş. Ermenice versiyonu ise Temmuz 2021'de Eçmiyazin'de okuyucuya sunulmuştur. Fars dilleri uzmanı olan İran Ermenisi Avetyan, Abkar Sabre Mobaser'in editörlüğünü yaptığı kitabı bizzat kendisi yazdı. İngilizce versiyonunun tercümanı ise Garine Harutyunyan'dır. Kitabın yazarı, 2000 yılından bu yana İran Tarihi Kiliseler Merkezi'nin editörlüğünü yapıyor ve İran'daki bazı Ermeni kilise ve manastırlarının tescili için UNESCO ile işbirliğinde bulunuyor. Yakında Doğu Ermenistan'da da İran Ermeni Kiliseleri kitabının Farsça-İngilizce versiyonu satışa sunulacak. Hamlet Bedrosyan ve Marina Dedeya'nın işbirliğiyle ünlü Fransız dergisi Le Spectacle du Monde, Dikranagert Ermeni hafızası tehdit altında adlı bir makale yayınladı. Bu durum, Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi adlı bağımsız akademik platform tarafından rapor edilmektedir. Makalede, Kral Büyük Dikran'ın adını taşıyan bu antik kent bugün Bakü'nün işgal ettiği ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ermeni ve Avrupa kültürünün bir mücevheridir deniyor. Bu Dikranagert Artak'ta bulunup Batı Ermenistan'daki Dikranagert ile karıştırılmamalıdır. Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde Ermeni sporcu İtalya'yı temsilen Giorgio La Rossi'yi mağlup etti. Azerbaycanlı boksör ise üçüncü oldu. Aynı zamanda Ermeni boksör Simon Simonyan Avrupa 16 yaş altı boks şampiyonasında finalde Azerbaycanlı boksörü yenerek altın madalya kazandı. Ermeni sporcuların ödül töreninde iki Bakü temsilcisi Duygularına hakim olmakta zorlandı. Doğu Ermenistan'ın bayanlar ve erkekler olmak üzere iki ulusal marşı çalınırken bayan sporcu podyumu terk etmiş, erkek sporcu ise yüzünü duvara dönerek aynı anda ayağını yere vurmuş. 16-17 yaşındaki Azeri çocuk sporcuların şovenist politikalara alet edilmesine dünya spor aleminin utanç duyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir bu utanç verici durumun Azerbaycan'da aynı zamanda süreklilik kazanmış bir durum olduğu da vurgulanmalıdır. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.